Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İbrahim'i imtihan ettik. Hepsinden de güzelce geçti. Sınavı başarıyla verdi. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu. Melekler ve Cebrail aleyhisselam demişler, Ya Rabbi bu İbrahim'i halilim dedim, dostum dedim. Ama bu adamın karısı var, çocuğu var, malı mülkü var. Bu kadar sevgililer arasında, onların arasında bu adam sana nasıl dostluk yapıyor? Yapabilir ki dostum dedin. Merak ediyoruz diyorlar. Ve idiptela İbrahim Rabbuhu. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde bazı eski kitaplar, hepsi tefsir kitaplarımız çok şey anlatırlar. Allah İbrahim'i imtihan etti. Müptela kıldı. Hepsinde de dostluğunu, vefasını gösterdi, ifa etti yani dostluğunu. Hakkını yerine getirdi. Biliyorsunuz, eşiyle imtihan etti. Güzel bir evliliği vardı Hacer anamızda ama çocuğu olmuyordu. Mısır seyahatinde bir vesileyle Sara annemizi Mısır'ın firavunu hediye etmişti ona. Ondan bir çocuğu oldu cariye. O cariyesiyle evlenmesinin nikah kıymasını Sara annemiz kendisi istemişti. Hacer annemiz de evlendirdi eliyle ondan İsmail dünyaya geldi. Sara annemizden evladı yoktu. 90 küsür yaşlarındaydı Hazreti İbrahim'in evladı olduğunda İsmail. Hikmet buyurdu. Daha sonra Sara annemizden de İshak dünyaya geldi. İki evladı. Hazreti İsmail, Hazreti İshak. Allah Celle Celaluhu emir buyurdu. Eşini alacaksın çocuğunla beraber. Gayri di zer'in ziraat bitmez, ot bitmez, ağaç bitmez. Bir çöle bırakacaksın dedi. Doksan küsur yaşında bir çocuk sahibi olmuş göz bebeği Hazreti İsmail Hacer annemizle beraber aldı ve bugün Mekke'nin Kabe'nin olduğu yere götürdü bıraktı. Kendisi yaşadığı topraklardan, Filistin topraklarından oraya bıraktı. Hacer annemiz dedi ki, bizi buraya bırakmanı sana Allah mı emretti? Evet dedi. O zaman rahat ve huzurluk içerisinde dönüp git. Biz de rahat ve huzur içerisinde burada dururuz. Rabbim görüyor, Rabbim duyuyor, Rabbim her şeyi biliyor. Biz ona tevekkülüz. Hazreti İbrahim çok sevdiği eşini ve 90 küsur yaşında sahip olduğu ciğerpare evladını oraya bıraktı. Allah öyle emretti diye. Gıhı çıkmadı. İmtihanı görüyor musunuz? Siz ister kendinizi İbrahim yerine koyun, ister Hacer annemizin yerine koyun. İkisinin işi de çok zor. Kuş uçmaz, kervan geçmez, su yok, ot bile bitmez. Ağaçsız kumların arasını bıraktı gitti. Yanlarında bir kırba su, belki bir parça azık vardı. Hikayenin bundan sonrasını anlatmamıza gerek yok. Eşle imtihan, evlatla imtihan. Sonra evlatla imtihan bir kere daha başına geldi. Arada bir gider gelirdi. Bir defa daha gitti. Hazreti İsmail biraz büyümüştü evladı. O zaman Kabe'yi inşa emri aldı. Evladıyla beraber taş topladılar ve Beytullah'ı inşa ettiler. Ciğerparesi evladı.
aklı başına gelmişti. Ve bir gün ona dedi ki, evladım, rüyamda seni Allah'a kurban ediyor görüyorum. Peygamberlerin vahiy alış şekli, Allah'tan ilahi kelamı sözlere alış şekillerinden bir tanesi de sadık rüyadır. Peygamberlerin rüyası vahidir ya. Ne desin dedi. Hazreti İsmail, Allah sana neyi emretmişse onu yap babacığım. Beni sabredenlerden bulacaksın inşallah dedi. Allah sana neyi emretmişse yap, beni boğazlayabilirsin. Burada mevize kitapları anlatılıyor tabi. Hazreti İbrahim, İsmail gözünü bağlaması, gözümdeki o ürkeklik, korkaklığı görmeyesin diye, rahat rahat beni boğazlasın diye gözünü bağlatması, kucağına yatması, eline bıçağı alması, 90 küsür beklediği evladının boğazına bıçağı dayaması, sürttüğü zaman buradaki damarlar kesilecek, kan zoklayacak, üstü başı çöller kumlar kan içerisinde kalacak ve evladı çırpına 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 kucağında can verecek. Bıçak çok keskin. Hazreti İbrahim boğazına koyduğu zaman bu bıçağın kesmeyeceğini bilmiyordu ki, keseceğini biliyordu. Bıçak keser. Koydu. Bazı kitaplarda diyor ki, Rabbim, isyan etmiyorum, emrini yerine getireceğim ama bu benim evladım dedi. Ya İbrahim dedi Allah-u Teala. Evladım diyorsun. Hatırlıyor musun, bir gece seni semaya, miraca çıkarttım. Birinci tabakaya çıktın, aşağıda içki içenler gibi böyle günah işleyenleri gördün, zina edenleri gördün. Ya Rabbi bunları kahreyle dedi. Senin gözünün önünde bu pis işleri nasıl yapıyorlar? Ben de seni kırmadım, duan makbul katımda, onları kahrettim. Ya İbrahim, bir daha bir daha olunca dedim ki sana, hatırlıyor musun? Bırak ya İbrahim, ya tövbe ederler ben onları affederim. Ya böyle huzuruma giderler, ne yapacağımı ben bilirim. Kullarıma beddua edip durma. Sen şimdi boğazına bıçağı dayadın, evladım diyordum. O günahkarlar da benim kullarımdı. Allah'ım bütün günahkarlara ve bizlere tövbe nasip et. Tövbe nasip et. Tövbemizi kabul buyur ya. Sen ne kadar merhametlisin. Sen ne kadar merhametlisin. Sen ne kadar kuyruğundan vazgeçmiyorsun. Ne kadar seviyorsun kullarını ya. Bu çocuk senin evladınsa onlar da benim kullarımdır diyor. Neyse bıçak kesmedi. Ama bilmez ki İbrahim bıçak kesmeyecek. İmtihanı görüyor musunuz? Düşünmek bile istemeyiz. Yerine koymak, empati yapmak bir kenara, kendimiz onu ye. Düşünmek bile istemeyiz ya. Böyle bir şey nasıl olabilir deriz ya. Bu bir insan, bunun eşi var, çocuğu var, malı var, mülkü var. Bu sana nasıl dost olur? Bu kadar sevdikleri var diyenler Allah-u Teala görün kulumu diyor. Çok malı mülkü var. Onları da seviyor. Gidip imtihan et diyor Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam. İnsan kılığında geliyor Hazreti İbrahim'e.
Hazreti İbrahim çok zengindir, sürüler sahibidir ama misafirperver insandır. Diyor ki, bunların hepsi senin midir? Emaneten benimdir diyor. Yoksa bu mal Allah'ındır. Ne kadar çok diye şaşırınca, diyor bir kere Allah'a zikret, bunun üçte birini sana vereyim. Cebrail çok büyük, meleklere layık bir zikirle Allah'ı zikrediyor. Diyor, bir daha de bunu çok hoşuna gidiyor. Bir daha de malın tamamını ne veriyor. Hatta altın tasmalı köpekleri varmış, sürüleri köpekleriyle beraber, çobanlarıyla beraber sürünün tamamını Cebrail'e veriyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, şimdi gerçeği konuşalım. Ben meleğim. Bu malın bana gereği yok. Yiyemem, içemem. Biz böyle böyle dedik. Bunun eşi var, evladı var, malı mülkü var. Bu kadar sevdiklerinin arasında nasıl sana dost olur dedik. Allah da gidin kulumu görün dedi. Ben gördüm diyor, göreceğim. Ben meleğim, bu malı alamam. Hazreti İbrahim de diyor ki, sen meleksen ben de halilim. Allah için verdiğimi alamam. O malı mülkü vakfettiğini söylerler. Değerli kardeşlerim, hayatta imtihan olunuyoruz. Bazı imtihanların farkındayız. Belki bazılarının farkında bile değiliz yani. Allah bizi deniyor. Fakat biz ciyak ciyak şikayet ediyoruz. Allah bizi deniyor, aklımıza düşmüyor. Sabırsızlık ediyoruz. Şükürsüzlük ediyoruz. Hoşça kalın ve selam.